Herkese selamlar, ben GeekTGeko. Mega Man 7'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm biraz kısa bir bölüm olacak çünkü kaçırdığım, göstermediğim ve almayı unuttuğumuz şeyleri bu bölümde hepsini beraber toplayacağız. İlk önce Junkman'ın bölümüyle başlıyoruz. Junkman'ın bölümüyle başladık değil mi? Size soruyorum. Seyirciye oynadığı yeri soran ilk LPG falan olabilirim Zahar. Her neyse, kaçırdığımız şeyler neler? Rush olan... Rush kelimesinin daha doğrusu harflerini toplamadık. Daha doğrusu bir kısmını topladık, diğer kısmını toplamadık. Lan! Siktirtmeyin belanızı! Evet, hard headler oldukça zor zamanlar yaşattı bana, nedense. Neyse ki enerjimizi fullledik tekrardan. Şimdi daha önceden neden yapmadım buraları? Çünkü ya gerekli olan silah yoktu yolu açacak ya da kaçırdım bir şekilde. Misalen şurada Freeze Cracker'ı kullanarak burayı yıkabiliyorsunuz ve harfi alabileceğiniz yere uzanan yolu açıyorsunuz bu şekilde. S harfini aldık. Rush'ın S'si. Jennifer Lopez'in C'si gibi bir şey amına koyayım. Şimdi bölümün başında bir de ufak bir easter egg var. Onu da göstermek istiyorum size. Rush'ı çağırıyorsunuz. Rush Search'ü. Ve kendisi sizin için bir adet... Hadi amına koyayım. Game Boy buluyor. Hiçbir sike yaramasa da Game Boy'u gördük. Junkman'ın devam bölümünde şu asansör muhabbetini hatırlıyorsunuz. Burayı Cloudman'ın silahıyla aktive ediyorsunuz. Aktive ettiğinizde ne sikime derman oluyor acaba sevgili geek derseniz. Bir yukarı bir de aşağı hareketlenen platformlar var gördüğünüz gibi. Bu platformları ölmeden eğer tırmanabilirsiniz. Ölmeden diyorum çünkü bazen duvarın arasına falan sıkışabiliyorsunuz. Tavanla platform arasına daha doğrusu. Mesela demin az kalsın olacağı gibi. Tamam abi, çok komik. İn. Rush Coil'i çağıralım da hiç gerek yok atraksiyonlara. Buradan Rush Jet'i aldık gördüğünüz gibi. Exit item'ını kullanarak Junkman'ın bölümünden azat olabiliriz. Şimdi bir sonraki istasyonumuz Slashman'ın bölümü. Slashman'ın bölümünde bu ormanlık alanı hatırlıyorsunuzdur. Ormanlık alanda eğer Scorch Wheel'i kullanırsanız gizli bir patika açıyorsunuz. Gizli bir yol açıyorsunuz kendinize. Böyle tabi Mega Man'deki ufak soslar, sürprizler, gizler yeni bir şey değil. Diğer Mega Man'lerde sadece yapmamıştım bunları. Gördüğünüz gibi ormanı yaktık. Tam bir ibne gibi. Ve Rush Coil ile ortaya çıkan merdivenlere tırmanabiliriz artık. Ve bakın burada kim varmış. Beat'i bulduk sonunda. Kafesin içinde hapis etmişler kendisini. Muhtemelen Dr. Wily. 4 adet Beat hakkımız var. Beat ne sikime derman oluyor derseniz. Herhangi bir yere düşerseniz sizi geri getiriyor. Bir sonraki gizimiz Turbo Man'in bölümünde. Turbo Man'in bölümünde ise... Ana ekrandan 2 ekran sonraydı sanırım bu yer. Şöyle gizemli bir yer var. Burada ısıyı duydunuz arkadaşlar. Elbette ki Proto Man'in ta kendisiyle karşılaşıyoruz. R, U, S ve H'yi devre panellerini topladın mı diyor Proto Man. Süper! Ama unutma ki Süper Mega Man zırhı kayman için çok ağır diyor. Kayamazsın diyor o zırhla. Rush harflerini topladığımızda tabii Super Adapter'ı alıyoruz. Super Adapter'ı Mega Man 6'dan hatırlayacaksınızdır.
oldukça kalın bir kırmızı bir Mega Man zırhı. Rush ile Mega Man'in birleşmesiyle oluşan bir zırh. Bir sonraki durağımız Shade Man'in bölümü. Şu balkabağı arabosunu yendikten hemen sonraki ekranda Sniper Joe ile karşılaştığımız vakit, onun hemen arkasında yine gizli bir yer var. Bu gizli yer bizi nereye götürüyor derseniz, yine ısı duydunuz, Proto Man'in ta kendisine götürüyor. Fakat bu sefer diğer karşılaşmalarımızdan farklı olarak bizimle dövüşecek. Şimdi bu dövüşü başlatabilmek için önce 3 farklı bölümde Proto Man'i bulmuş olmanız gerekiyor. Birincisi Junk Man'in bölümünde, ikincisi Cloud Man'in bölümünde ve üçüncüsü, yani sonuncusu da deminki neredeydi la? Hangi bölümdeydi? Unuttum amına koyayım. Her neyse 3 tane bölümde Proto Man'le karşılaşmış olmanız gerekiyor. Daha sonra Shade Man'in bölümünde Proto Man'le kapışabilirsiniz. Kendisi çok zor değil fakat pattern'ını ezberlemeniz gerekiyor. Peki neden Proto Man'le dövüşüyoruz? Sebebi şu, bakalım hangimiz daha güçlü? Bu kadar çocukla bir sebep. Hoş, çocuk ruhlu robotlar bunlar. Ruh ve robot tabi bayağı bir oksimoron olsa da. Peki bu savaştan ne kazanacağız? Neyi kazanacağız? Elbette ki Proto Man'in kalkanını alacağız. Oldukça cool bir eklenti Mega Man için. Tabii ilk önce Proto Man'e doğru düzgün yenmemiz gerekiyor. Mega Buster oldukça işe yarıyor. Pattern'ını öğrendikten sonra bir Mega Buster, iki zıplama derken kolaylıkla yenebildiğinizi göreceksiniz. Tabii ben burada biraz sıçıyorum. Enerji tanklarımdan ikisini kullandım şimdiye kadar. Geçen bölüm 4 adet enerji tankı almıştım. Yine 4'ü tamamlayabilmek için Shade Man'in bölümünden bayağı bir cıvata grind ettim. Tabii yine onları göstermedim. Haydi yavrucuğum, haydi canem, haydi evladım. Bu kadar güçlü olman çok saçma değil mi ya? Allah Allah. Bugün ölecek. Umuyorum ki. Hop. Mega Man 3'ten beri başımızın belası amına sok. Tamam. Evet, az bir canı kalmış olsa gerek. Diğer bossların tabii canlarını falan görebiliyorsunuz köşede. Fakat Proto Man'in göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi at ettik kendisine. Belki desen daha üstün bir modelsin Mega Man. Al bunu yanına sok diyor Proto Man ve böylece Proto Man kalkanını veriyor. Ama bu senin proto kalkanın. Bana böylelikle veremezsin. Siktir sus. It's yours, take it. No, it's yours, take it. Diyor Proto Man. Ve Proto Shield'ı aldık. Kardeşimiz Proto Man sağ olsun. Evet, Proto Shield'ın marifetlerini göstermek istiyorum size. Sniper Joe üzerinde özellikle. Şimdi karşılaşacağımız. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir kurşun işlemiyor bize. Proto Shield bize ekliyken. Evet, bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Gelecek bölümde Dr. Wily'nin şatosuna gireceğiz. Hoşça kalın.